Sevgili izleyenler, siyasetin iklimi bu şekilde. Altılı Masa'da belki de ilk diyebileceğimiz bir anlaşmazlık, karşılıklı duelloya dönüşen bir tartışma başlığı ortaya çıktı aslına bakarsanız. Tartışmalar tabii ki olacak. Demokrasinin doğal getirilerinden bir tanesi karşılıklı fikir ayrılıklarının olması. Karşılıklı kırgınlıklar olabilir. Basından öğrenmek belki gerçekten kırılma gerekçesi olarak haklı görülebilir sevgili izleyenler. Ama son söze katılıyorum. Yani bu dönemde siyasi olarak iktidarıyla, muhalefetiyle tartışmak, böyle karşılıklı siyasi egoların tartışması özellikle bize zaman kaybettirecektir. Vatandaşın derdini ikinci plana atacaktır. O yüzden ülkeye zarar vereceği görüşüne ben de açıkçası katılıyorum. Bunu söyleyebilirim canı gönülden. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla aslında sadece siyasetin iklimi değil, ülkemizin de iklimi oldukça sıcak. Hadi gelin biraz hava durumundan bahsedelim güne başladığımız saatler itibariyle. Kendimizi nerede, nasıl korumamız gerektiği ile ilgili kısa kısa bir bilgi verelim istiyorum. Şimdi haritama baktığım zaman yine dünküne benzer bir tabloyla yurdun batısında ve güney hattında sıcaklıkların, normallerin çok üzerinde olduğunu ve bu sıcaklıklardan kendimizi korumazsak sağlığımızın tehdit altına girebileceğini anlıyoruz. Bunu okumak için meteorolojik okuryazarlık seviyesinin orta altında olması dahi yeterli. Yurdun kuzey doğusuna baktığım zaman kara kara bulutların haritanın üzerinde olduğunu görüyorum. Karadeniz'in özellikle doğu kıyılarında. Bu da gün içinde havanın bir kapatıp bir açacağını aslında bize anlatıyor. Yani görülecek en uç olay havanın kapalı olması. Hatta yer yer hafif yağışın görülme ihtimali var bugün Doğu Karadeniz kıyılarında. Ama bu gün boyunca devam edecek bir hava değildir. Sadece haritada böyle görünmesinin sebebi bugünün yaşanacak meteorolojik anlamdaki en uç olayı budur şeklinde anlaşılmalıdır. Sıcaklıklar tabii ki öğle saatleri itibariyle kendini hissettirmeye başlayacak. Ege'de, Marmara'da normallerin üzerinde seyrediyor. Akdeniz bölgesinde her ne kadar bölge insanı bu sıcaklıklara alışık olsa da yine de sağlığı tehdit edecek ölçüde havalar sıcak. Gün ortasında kendimizi özellikle şapka kullanarak, güneş gözlüğü kullanarak, güneşten kaçarak, bol su tüketerek korumak durumunda olduğumuz günlerden geçiyoruz. Bir de tabii aynı zamanda orman yangınları ile ilgili de bir uyarı yapmamız gerekiyor. Çünkü irili ufaklı yangın haberleri hala gelmeye devam ediyor. Özellikle bu sıcaklıkların 40, 42, 45 derece ölçüldüğü yurdun en batısı, güney batısı gibi kesimlerde sıcaklıklar orman yangınına uygun bir iklim oluşturuyor. Toprağı nemden uzaklaştırıyor. Hele bir de kuru rüzgar eklenirse üstüne en ufak bir alevin kocaman bir yangına dönüşme ihtimali artıyor. Rüzgardan bahsettik, o zaman yarının haritasına geçelim. Çünkü yarın itibariyle bir rüzgar ihtimali yurdun batısında kendini gösterecek. Özellikle Marmara bölgesinde, Ege bölgesinin kuzey ve kıyı kesimlerinde aşırı sıcaklarla birlikte kuvvetli rüzgar bir araya gelecek. Poyraz şeklinde esecek rüzgar, yani kuzeyden kuru hava taşıyacak şekilde esecek ve zaman zaman saatteki hızı böyle ani hızlanmalarında, hani hamlesi deniyor ya, ani hızlanmasında, hamlesinde saatte 60-70 kilometreye kadar çıkabilir. Dikkatli olmakta fayda var diyelim. Şimdi bir şiddet haberiyle devam edeceğiz sevgili izleyenler. İkisi de şoför. İkisi de kamu adına çalışıyor. Birisi insanları bir yerden bir yere taşıyor. Diğeri hastaları hastaneye yetiştiriyor. İkisi de şiddete uğradı sevgili izleyenler. İzliyoruz. Durak haricinde yolcu almadı. Yani işini kuralına göre yaptı. Ama bu yüzden sözlü ve yumruklu saldırıya uğradı kadın otobüs şoförü. Çağ, emniyet müdürünü de çağır, çağır. Vallahi elini çağır. Tamam mı? Ben sana net söylüyorum. Beni yapacaksın, işini alacaksın. Ben çok şey yapacağım sana. Sen o duraktan hiçbir şekilde çalışmayacaksın. Önce hakaret ve tehdit etti, ardından saldırıya geçti. İzmir'de belediye otobüsü şoförü yolunda ilerliyordu. Alsancak gar durağından yolcu aldıktan sonra hareket etti. Sonra kırmızı ışıkta durdu. Durunca yol üstünde otobüse binmek isteyenler oldu. Ancak can güvenliği nedeniyle durak dışı yolcu almak ve indirmek yasak. Bu nedenle şoför B.A. kapıyı açmadı. İçerideki yolculardan biri kapıyı açmasını söyledi. Fakat şoför kurallar gereği bunu yapmadı. Bu kez yolcu saldırıya geçti. Şoför yardım almak için durdu. Şiddetinde dozu arttı. Ulan çıldırtacaksın beni. Sen.
O anlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Şoför koruma kapısını da kırdı saldırgan. Yumruk atmaya başladı. Kamu çalışanı kadın otobüs şoförü gözünden ve kolundan yaralandı. Belediye Başkanı Tunç Soyer de saldırıya tepki gösterdi. Kasten yaralama ve kamu malına zarardan saldırgan G.Y. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Bir başka trafikte kamu çalışanına saldırı da Şanlıurfa'da yaşandı. Geçiş önceliği olan ambulansın şoförüneydi saldırı. Abdurrahman Yandırıcı yeni doğan entübe bir bebeğin naklini yapıyordu. Bütün can taşıyan ambulanslarda olduğu gibi yine her bir saniye bir hayat için önemliydi. Öndeki motosikletten yolu açmasını istedi ama motosiklet sürücüsü yol vermedi. Ambulans şoförü manevrayla önüne geçince motosikletli maganda ambulansın önünü kesti. Şoförü darp etti. Burnunda 3 kırık olan, artık kendi de yaralı olan şoförse önce kanlar içindeki haline rağmen bebeği hastaneye ulaştırdı, sonra tedaviye gitti.